Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben bugün kızıma satranç oynamayı öğreteceğim. Ben çünkü daha küçüğüm, bilmiyorum. Ben beyaz taşları kullanacağım. Yasemin Liva siyah taşları kullanacak. Ve ona satranç taşlarının nasıl dizildiğinden bahsedeceğim. Evet, zaten ben biliyordum. Evet. Öncelikle iki oyuncunun önüne de harf olan kısmın gelmesi gerek. Sayılar yan tarafımızda kalacak. Yasemin Livacığım, bu kale. Önce kaleden başlayalım. Tamam. Ben siyah kalemi. Evet. Kale en başa koyulur. En başa. Evet. Şura. Evet. Ve kaleler önlerinde taş olmadığı sürece istedikleri kadar düz gidebilirler. Nasıl gidebilirlermiş kızım? Dümdüz, değil mi? Hı? Kaleler bir tane gidebilir. Evet. Kalemizin yanına gelecek taşımız at. Evet, at. At piyonun üstünden atlayabilir. Evet, at piyonun üstünden atlayabilir. Koy bakalım atını. Benim atım siyah. Ben şeyim pembiş. Evet, atlar nasıl gider? Atlar L çizerler. Yani 1, 2, 3 ve böyle. L oldu bakın, L. Ya da mesela böyle, ya da böyle. Atlar L şeklinde ilerlerler. Yerlerinde ilerleyebilirler. Şimdiki taşımız? Fil. Evet, şimdiki taşımız fil. Ay, devirdim. Atını yanlış yere koydun Livacığım. Burası. Ya da değil mi? Atın yanına fil koyulur. Tamam. Filler nasıl ilerler biliyor musun? Nasıl? Hayır. Filler çapraz ilerlerler. Tabii önlerinde taş yoksa. Mesela böyle. Mesela böyle. Mesela da şöyle. Evet. Şimdiki taşımız vezir. Vezirim alacağım. Vezir çok güçlü bir taştır. Evet. Piyanonun üstünden atlayabilir mi? Hayır, atlayamaz. Bir şeylerin üstünden atlayabilen tek taş attır. Diğer taşlar başka şeylerin üstünden atlayamazlar. O zaman önünde taş yoksa gidebilirler. Öyle mi dersin? Tabii. Hadi bakalım, koy vezirini. At burada benim atım. Evet. Vezirin yanına gelecek Anne. Olan taşımız şah. Anne, bir şey diyebilir miyim? De bakalım. Atını ters koymuşsun. Olsun, sorun değil. Evet. Vezirin yanına gelecek olan taşımızın adı şah. Evet, şah. Şah bu oyunun temel taşıdır. Eğer şahı kaybedersek oyun biter. Tabii. Bu arada vezirin nasıl hareket ettiğinden bahsetmedik. Vezir istediği yöne, istediği kadar gidebilir. Ama önünde taş yoksa. Mesela vezirimiz burada diyelim. İsterse böyle çapraz gelir, isterse düz gelir, isterse yan gelir. Vezir istediği yöne istediği kadar hareket edebilir. Tabii önünde taş yoksa. Bak anne, ben bir çizdim. Koy bakalım vezirin yerine. Vezirin yanına hangi taş gelecek sence? Şahın yanına, pardon. Doğru bildin. Fil. Tekrar şahın yanına fili koyuyoruz. Filin yanına hangi taş gelecek peki Yasemin Liva? Hayır. Evet, at gelecek. Tekrar atımızı koyduk. Peki en sona. Doğru, kale. Kale gelecek. Bu küçük taşlarımız neydi? Piyonlar. Evet, bu piyonlar bizim bu oyundaki küçük askerlerimiz. Evet. Bunlar ön saflarda bizi koruyacaklar. Pimpon adı. Piyon. Piyon ama böyle yerine bunlar var ya, pompon olsun bence. Pompon olmaz bence. Piyon daha güzel bir isim bunlar için. Evet. Ama ben ödeye bitince pompon diyeceğim.
Peki sen pompon demek istiyorsan pompon de. Evet, pompon gibi yani. Ama bunların ismi Piyo. İsimlerini unutma. Evet, biliyorum zaten. Çok komiksin. Hani bir tanesi de Gülüyse bitiyor bu işler. Harika dizin. Çok güzel. Piyonlar nasıl hareket eder peki biliyor musun? Piyonlar sadece ileriye tek kare gidebilirler. Ama ilk kez evden çıkarken iki kare çıkabilirler. Kare mi? İlk kez çıkarken. Peki piyonların taş yemesi nasıl olur biliyor musun? Mesela senin piyonun burada duruyor diyelim. Benim piyonum da burada duruyor diyelim. Piyonlar böyle ileriye doğru giderek taş yiyemezler. Piyonlar çapraz taş yerler. Çapraz mı? Evet. Ne demek? Böyle işte yani böyle çapraza doğru giderek yerler demek. Ha. Böyle ileriye doğru gidemezler demek. Ne yerler peki? İşte bu oyundaki taşları. Kimin taşı giderse o kaybeder oyunu. Hı. Şimdi tekrar. Kale nasıl gidiyordu anneciğim? Önünde piyon yoksa. Evet. Düz gidebilir. İstediği kadar düz gidebilir. Eğer önünde bir şey yoksa. Önünde bir şey yok gidebilir. Orada bir şey var bak gidemez. Sadece oraya kadar gidebilir. Evet. Önü dolu olduğu için sadece oraya kadar gidebilir. Peki at nasıl gidebiliyordu? Hayır. At L çizer. Sayacaksın. 1, 2, 3, 4. 2, 3 ve yana gelmesi lazım bir kare. Hayır. At biraz zor. İstersen sen atı daha sonra öğren. Filler de istediği kadar çapraz giderler. Eğer önünde engel yoksa. Mesela bu fil burada duruyor diyelim ve burada bu at var. O zaman sadece buraya kadar ilerleyebilir. Atın üstünden atlayamaz. Nasıl edecek bu film? Öyle. Yani benim filmim böyle çıkabilir ki. Vezir istediği yöne istediği kadar eğer önünde engel yoksa. Şah sadece tek kare ilerleyebilir istediği yöne. Filler aynı şekilde çapraz ilerleyebilirler. Nasıl geçecek benimki? Geçemez. Her yer dolu. İşte bu oyun da böyle. Çekeyim anne. Ne diyorsun arkadaşlarına? Kalem, abone olun. Bay bay. Anne bir şey göster. Hiç duyulmadı sesin. Bak anne bir şey kanalıma. Gösterdim. Kanalıma abone olun. Unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.